Herkese merhaba dostlarım, bugün yepyeni bir mühimci videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün ağır yük serisinde Mercedes Sprinter ile yapacağız arkadaşlar. Arkada 2,5 ton var. 2,5 ton ve şöyle arkaya tam oturdu. Tamam, bak kapıları da açalım. Mercedes'in modu çok güzel. Güncellendi çünkü, tamam mı? Hep hatalıydı, güncellendi. Fakat şöyle bir şey var, artık içi yok. Daha geçenlerde içi çalışıyordu, dışı bozuluyordu. Şimdi dışı çalışıyor, içi bozuldu. Neyse, yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir güzel bir şeyimiz hazır. Bunun birkaç tane özelliği var ama nasıl çalıştığını hakkında hiçbir fikrim yok. CTRL patch up. Bu acaba neyi yapıyor? Ya da patch down. Ne bileyim. Değişik bir durum. Neyse. Bugünkü köy yollarımız serisinde, ağır yük serimizde çok değişik bir yola gireceğiz. Çünkü yani şöyle diyeyim, full viraj ve toprak yola gireceğiz. Virajdan gideceğiz. Karışık bir şekilde gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Otomatik vites yaptım. Aa, bu arada bak, frenleri 10 numara da. Şunu da görmezden gelmeyin, bak teker nasıl girdi. Görüyoruz, bak bak görü. Teker eziliyor, bak ön tekere bak. Fazla bir şey yok, arka tekere bak. Havası full olduğu halde böyle. O kadar kötü bir ağır bir yük var diyorum ve bakın şu dağa çıkacağız. O yolu görüyoruz değil mi? O yollardan gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Vallahi efsane olacak gibi de, inşallah çekişi güçlü olur. Olması yükü biraz azaltmam gerekebilir. Çünkü çekmeyebilir. Bak dönmüyor. Ağırlıktan dönmüyor. Şu an dip gaz gidiyorum. İş. Full gaz. Bu tarz yolları çok seviyorum ya, böyle viraj olarak. İçi güzel olsaydı arabanın, içten sürerdik de. Ya da durun bir dakika, hemen ayarlayayım. Hem size bu arada rehber tadında olsun. Şu ayarlarını nasıl yapıyorsunuz, kontrolleri, bak kameraya geliyorsun, tamam mı? Şu aşağıda koltuk ayarına izin var var. Bunu bastığınızda, herhangi bir şey yaptığınızda bu direkt sizi... Bir dakika, vermedi izin. Aa, yukarı aşağı indirtmiyor. Niye? Haydi. Normalde patch down patch up yaptığımızda burada yukarı aşağı yapması lazım ama olmuyor. Neyse, yapacak bir şey, böyle devam. Dıştan süreceğiz bugün o zaman. Biliyorsunuz içi güzel olmayan arabaları dıştan sürüyorum. Ve bugün kanalıma yeni geldiysen abone olmayı unutma dostum. Like atıp yorum yaparsan da sevinirim. Diyelim ve şöyle köy yollarımıza, virajlı yollarımıza başlayalım. İlerleyen dakikalarda şey gibi falan da gelecek. Toprak yollara falan gireceğiz. Ve toprak yollar var ya, bayağı yani dimdik bir bayır. Kar var, onu söyleyeyim. Hafiften kayma olayı da falan da olacak. Değişik bir yol, hoşuma gitti, yeni indirdim. Umarım hoşunuza gider, sizin de burada birkaç araba daha yaparız. Şöyle hızlı bir şekilde. Of, araba yattı. Şu an dip gaz gidiyorum. Arkası yere sürtecek zaten, biraz daha böyle yükü arkaya verse. Aha. Vallahi kaldı mı? Yok, gitti gitti. Toprak yolu yük arkaya binince araba artık ölüyor. Durma. Durursan biteriz. Durmadan devam etmen lazım. Sonra sağ sol yaparsak belki yükü azaltırız. Allah beni etmesin. Kara girdik ya. Yanlışlıkla kara girdik. Dur. Buradan çıkmamız lazım. Kayıyor. Dur 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 dur. Hadi bakayım. Sprinter farkı. Sprinter bu arada bu ticarilerde en iyisi diyebiliyorum. Çünkü bir kere şahit oldum. Volkswagen Crafter 2 ton atıldı. Ve Sprinter 2 ton atıldı. Sprinter bana mısın demeden gitti. Ve gitmiyor. Dur bakalım bunun modunu, şeyi değiştirebiliyoruz mu? Aa, 5,5. Dur. 5,5 litre V8. Dur 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 dur. Bakalım 5,5 litre ne yapacak? Farkını koydu aga. Da biraz daha rahat çıktı. 4,5 litre çekmedi. 5,5 litreye çıktı. Uf, bu da zorlanıyor. Daha yolumuz çok uzun ya. Ne zorlanması. Yeni başlıyoruz. Yollar çok güzelmiş ama. Çok hoşuma gitti. Arabanın sesi falan da güzel. Zorlandığını belli ediyor zaten sesinde. Uf, bir anda direksiyon sağa kırdı böyle. Kolumu arttı. Haydi. 5,5 litre de zorlandı. Bir kademeden mi yükselteceğiz motoru? Yapma. Daha fazla yükseltmeyelim. Bunun üstü artık yani çok.
Olmaz ya. Bak pati atıyor hafiften. Yükü çekmiyor, patiye vuruyor. Oha, haralete bak, haralete. Dur. Bu da olmadı. Bir kademe daha yükselteceğiz. Hazır mısınız? Araba durdu. Dur lan, durdu dur. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir ara vermek zorunda kaldım. İçeriden çağırdılar bizim evdeki halk. Bir oraya baktım da. Bu araba çalışmıyor şu an. Niye çalışmıyor bu? Motor gücü yetmedi. Aha vallahi yetmedi. Dur. Niye böyle oldu? Resmen motor çekmedi ya. Bunu da mı açmamız lazım? Bu ne oluyormuş? Eyvah. Dur lan dur. Vallahi çalışmıyor motor. 6 litre motor çalışmıyor. Biz şunu 5,5'a geri çekelim. Tamam mı? Böyle yukarı doğru çıksın bir de bu. İlk defa büyükte bu kadar zorlandık. Var mı hatırlayan bu kadar zorlandığımızı? Ben ilk defa hatırlıyorum ya bu kadar zorlandığımızı. Gitmiyor araba bir türlü. Şunu ne, NOS'a basınca ne oluyor acaba? Bastık. Bir şeyler attı ama ne attı anlamadım. Yandan sadece ilgili bir şey atıyor. Ben bu yükü biraz azaltayım. En iyisi yükü azaltayım. Bir dakika. 2 3,5 muydu? 2,5 muydu? Kaçtı onu da göstereyim hemen. Ha, 2100'müş. Şunu 1400'e çekelim. Çekmedi araba. Yapacak bir şey yok. Dur lan dur. Hemen nereye kayıyorsun? Lan bu araba niye? Vay arkadaş. Lan çıkmıyor lan araba. Bayrağı yemiyor. Hadi, hadi. Çıkarsın. Araba seke seke gidiyor. Ben kısa bir şunu bir durdurayım arkadaşlar. Bir şunu düzelteyim. Biraz ileri alayım sonra devam edeyim. O çok dik olan yeri geçtim. Oraya gösteremedim artık. Yapacak bir şey yok. Yeniden arabayı spamladım. Her şeyi düzelttim. Öyle devam ediyorum. Çok dik bir yolmuş. Harbiden zor bir yolmuş. Biz buraya ne hangi aracı sorsak bilmiyorum. Buraya güzel bir araç sokarız ama yakında. Yani buraya hak eden bir araba olması şart ama. Yani bu kadar zorlanacağımızı bilmiyordum. Bu kadar zorlanacağımı bu arabayı sokmazdım. 4x4 falan sokardım. Aslında bunun da 4x4 özellikleri var. Ama nasıl açılıyor bilmiyorum. Bu yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bak yeni zorlandı. Vay arkadaş. Araba sekiyor. İş. En ağır yükümüz ya, en zor ağır yük videosu bu oldu. Bir de Sprinter ya dedik. En başta dedik ya ama bak dedim ki yani. Sprinter en istedim yani bu yük olayında. Bana mısın demiyor falan dedik ya. O yüzden biraz da demeyecektik onu. Nazar ettik. Aha araba nasıl yattı. Zaten bak bak. 2 tondan 1,5 tona çekince. Yani bak nasıl fark etmiş. Lastiğe bakın nasıl kalkmış havaya. Belli ediyor kendini aga. Vallahi bu iş bu oyun yük olayında bir harika. Lastiklerin ezilmesine kadar her şeyi belli ediyor kendini de. Şu sağa niye gidiyor? Biraz dönmesi kötü. O da yük arkada. Ön teker boşa çıkıyor biraz. Bu bayırda böyle gaza basınca. Ondan galiba bak. Nasıl yatıyor. Şu yol yani direksiyon dönseydi şu iç açıdan çok güzel olabilirdi ama işte direksiyon dönmediği için yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın idare edeceğiz böyle. İyi. 2100 kilo ile başlayıp 1400 kilo ile yola devam etmek. Sprinter. Vallahi beni utandırdın ha. Sana en başta dedim ki en iyi istedim ya. Mercedes yoksun. Sen Merso'sun. Merso. Kendine gel. Çapraz bir şekilde devam edelim. Yollarımız daha yeni başlıyor. Öyle diyeyim. Hep böyle nasıl diyeyim uçurumun kenarından devam edeceğiz. Yolumuz bayağı uzun. Bakalım ne olacak. Orada çok uğraştık ya. Valla bayağı zamanımız yedi orası. Çıkmadı araç bir türlü ya. Yani iki araç çıkartıp çeksem bile düşündüm yemin. Mesela bunu burada ne çekerdi? Master çekerdi orada bak çıkardı. Çünkü 4x4 özelliği falan var. Veya Ducato. Ducato ile belki yaparız buraya. Ne dersiniz? Yani şu an aklıma geldi de. Ducato 4x4 özelliği falan da olduğu için.
güzel bir şeyler olabilir. Bu yolumuz daha uzun mu acaba? Ne kadar uzun bilmiyorum da. Oraya kadar bakmadım. O baştaki virajları gördüm. Harita indirdim. Virajları gördüm. Tamam dedim. Bu yol güzel. Bu yolda güzel bir video çıkar dedim. Girdim direkt. Bakalım nasıl olacak diye. Buraya kadar güzeldi. Fena değildi. Uçurum kenarında. Biraz kayıyor araba. O da bak yarısı buz ya yani kar. Belki yolda da onun etkisi vardır. Buzun. Çünkü bazı yerlerde çok iyi dönerken bazı yerlerde dönemiyor. Şöyle döndürelim. Oha yanladı lan. Bu ne alaka? Ana motoru yaktık. Bak bak sağ tarafa bak. Hararet yükseldi. He? No texture hatası. Hadi bakayım. Burada bir aracımızı yenileyelim. Motor yandı. Var mı böyle bir şey ya? Bu nasıl bir tünel lan böyle? Keşke önceden baksaydım bak. Belki de hiç hoşumuza gitmeyecek bir yola gidiyoruz şu anda ama. İnşallah kötü bir yola girmeyiz. Ha yok güzel. Fena değil şimdi. Bu ne? İki yol var. Hadi bakayım. Burada aşağı mı uçacağız? Oha kötü oldu bu. Bakalım kaç basacak. Aa eğer burası güzelse biz buraya yaparız gene. Buradan yaparız artık bu. Bir tane serimiz var ya en uzun rampadan atladım falan. Onu buraya yaparız ya eğer rampa uzun harbiden. Ve uzunmuş belli. Aslında şu kamerayı biraz daha kaldırsam iyi olacak. Şöyle. Oğlum 140 falan bastılar. İyi misin sen? Oha. Eyvah 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 eyvah. Çok pis konacak çok pis konacak çok pis konacak. Dur lan dur 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 artık. Araba ne hal aldı aga. Neyse. Devam edelim biz uzun ağır yükselimize. Bir tane yol gördüm. O bayırdan inerken. Oraya gitmeye çalışacağım. Vay arkadaşlar buradan kurtarabilirsek. Şöyle kendimizi kurtaralım. Sağdan dönmeyeceğim. Sonra şu karşıki dağlara doğru çıkmaya çalışacağım. Ağır yükte bugün Sprinter'la zorlandık ya. Belki bu videoyu paylaşmam çünkü çok uğraştık o yolda. Bilmiyorum. Eğer şu anda izliyorsan ileriki yollar güzeldir, hoşuma gitmiştir ki videoyu paylaşmışımdır arkadaşlar öyle diyeyim. Yoksa belki bunu orada çok uğraştık diye bunu tekrar çekimini yapabilirim. Mesela şurada gitmeden bir bakayım. Hangi yoldan gitsek oraya gideriz. Şuradan soldan çıksak. Öyle öyle oradan öyle gideriz. Ha. Buradan nasıl gideceğiz? Buradan gidiş yok. Şöyle döneceğiz. Karşıki dağ yolları da güzelmiş ya. Oraya gitmeye çalışacağım. Neyse bir devam edelim bakalım biraz da. Harita güzelmiş aslında da. Tekstür hatası falan da var bak. Bak bunları yeni fark ettim ben. Şehrin içinden mi geçiyordu? Hatırlamadım şimdi bir dakika. Şehrin içinden geçmiyor. Şehrin yanından geçiyoruz. Bu arada bu dakikaya kadar izleyen Has Kadro. Sana selam olsun aga. Her videoda Has Kadro'ya selam vereceğim. Has Kadro kim midir? Videoyu beğenen, like, yani yorum yapan, kanala zaten abone edin, zil de zaten açıktır onun. Bu dakikada izliyorsan Has Kadro'dan, sınır kendisini sen Has Kadro'ya buradan selamlar olsun. Yol çok değişik be, Sprinter şaşırttı beni ya aslında. Sprinter'da daha iyi bir performans beklerdik. Yani o bayırda çıkmasını isterdim 2100 kilo. Çok dikti. Ona bir şey diyorum. Hadi neyse dikti. Çok dikti diyorum da. Yine de sen sprintersin ya. Benim bir şey yapman lazımdı. Bir dakika şuradan baksak oraya gider miyiz? Bu yol nereye gidiyor? Oradan öyle gitsek. Buradan yol var mı? Yok. Bu yolları nasıl bağlanacağız ya? Düz mü gideceğiz? Düz gideceğiz galiba. Oradan öyle. Aynen. Devam. Yolu bilmiyordum. Ezberliyorum. Bir sonraki bölüme buraya daha güzel yollar varsa orada güzel bir şeyler yaparız diye bakacağız. İnşallah buluruz. Işıklar falan hiç oturmamış Sprinter'ın. Bak. Ne bileyim. İlk zamanda çok güzel moddu da
Arabanın dışı güzeldi, içi bozuldu. Yani mod de bir değişik bir olay. Buradan mı çıkacağız? Lan dur lan dur 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 dur. Buradan çıkarsak aynen o dağ yollarına varıyoruz. Güzelse bir sonraki bölüm buradan yaparız. Buradan başlarız. O yollar kısa geldi şimdi. Bir de buraya bakalım. Hızlıca çıkalım. İş. Bak buralar aslında güzel olsaydı bu tren yolu. Burada da bir tren şey yapardık. Tren vs araba yapıyoruz hani. Bilenler vardır. Onu yapabiliriz aslında da. Tren yolunda tekstür hataları var. Keşke olmasaydı. Bu yol nereye gidiyor? Bu yol hiçbir yere gitmiyor. Niye böyle bir şey yapmışlar? Oradan giren buradan geri çıkıyor. Neyse. Dıştan sür, dıştan sür diye yorum geliyor. Alın size dıştan. Sabahtan beri dıştan. Şu nos hiçbir şey yaramıyor aslında var ya. Bastık nos'a. Bir şey yaradığı yok nos. Yalnız haralet yükseyip yükseyip duruyor arabada ya Sprinter'da. O da güçsüz çıktı. Sprinter da güçsüz çıktı. Ya normal o gerçek hayatta güzel araba biliyorum da oyunda modcu güçsüz yapmış. Of gördünüz mü direksiyonu nasıl attı kendini sola. Yolun eğimi var. Bak bu yol da güzelmiş ha. Bir dahaki yolu bölümü burada yapabiliriz. Şu anlık hoşuma gidiyor yani yol. Yüf nasıl yandı bak. Arkada yük var ya fazla da atamıyor kendini. Tam böyle yandı tatlı tatlı hafiften. Evet motorumuz yanmaya başladı. Yan lan yan. Niye yandıysa? Nosu açınca mı yanıyor? Anlamadım ki ya. Böyle dip gaz yapmayalım bir süre. Bakalım ne olacak. Haralet düşecek mi? Dip gaz yapınca da basmıyorsun ki zaten. Al 3000 devirde gideyim. Gene şey oluyor. Gene şey oluyor. Haralet yapıyoruz. Bak bu yollar güzelmiş. Eğimli falan hoşuma gitti. Dağ yolları. Eğimli. Buraya bir man kamyon mu yapsak? Olabilir. Kaç ton yaparız onu? Yapmış mıydık lan burada? Şu an karıştı kafam karıştı. Yol çok hoşuma gitti. Hatırlamıyorum yolu ya. Ben ufak çaplı bir büyük ihtimal şeyi geçiriyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Yol güzelmiş ama hoşuma gitti yani. Burada bir şeyler yapacağım. Belki Duster yaparız tekrardan. Duster diyorum pardon neydi o? Aa Bipper yaparız ya da Kango. Deneriz. Yük koymayı deneriz küçük bir şey. Bu yolları deneyebiliriz. Ya motorum haralet yaptı yanıyor. Bu yol nereye gidiyor acaba? Bak bu yolda böyle bir yerle gidiyor ama. Hadi bakalım. Motoru zorlamamak istiyorum. Zorlarsa bozulacak. Bir de onunla uğraşmayalım. Zaten sesi değişti arabanın. Bak bak. İste görüyorsunuz mu? Araba hasar bak. Az bir şey gaza basın hemen yanıp yanıp sönüyor. Diyor ki bak bozulmaya yakınım diyor. Araba yükü nasıl sıçratıyor. Eyvah eyvah eyvah. Devam sıkıntı yok. Az bir şey sürttük. Satarız ikinci elden. Duvara yük taşırken üstüne çatı düştü diye. İlanlara koyuyorlar ya araba takla atmış 8 takla atmış. İlana bir bakıyorsun diye ki çatı düştü. Balkon düştü. Araba pert. Lan arabadan çıkan dumana bakın dumanı arkadan. Ve arabanın motoru bozuldu şu anda. Gitmiyor. Çekmiyor. Çok mu dik yokuş anlamadım ki. Hadi hadi. Çık. Al nosu da açtım sana. Neye yaradığını bilmediğim bir nos. Aha burada patlayacak araba gene. Oha çıkan egzozdan çıkan dumana bak. Motor sesi duyuyorsunuz mu? Hadi be. Ne bozuluyor ne bir şey oluyor şu anda.
Ah patladı. Hadi geçmiş olsun. Çalışacak mı? Yok. Bozduk. Yeni bir arabayı da pert ettik. Bak sağlam motor nasıl çıkıyor. Demek arabanın motoru bozuldu diye orada durmuşuz. Biraz daha gideceğim, yolu merak ediyorum. Buraya güzelmiş burası. Burası daha dünkü yoldan da güzelmiş çünkü burası çok dikti. Araba çok yoruldu. Harbiden yaktık motoru. Kaç defa. Bu yol nereye kadar gidiyor ya? Merak ettim, dur. Şöyle duralım. Eğer fazla gitmiyorsa burada bitiririz de. Bak P'yi aldım vitesi. El freni çek. Siz olun. Sakın el freni çekmeyin. Şöyle gidiyor yol. Aa, burada bitiyormuş. Şuraya kadar gidelim o zaman. Hızlıca gideceğim. Yürü. Olmadı şey yaparız. İlk oraya çıkarız, sonra buraya çıkarız ikinci bölüm diye. Olabilir. Güzel yani, burası da hoşuma gitti çünkü. Çünkü harita güzel, hoş. Ve şu anda çalışan çok az haritam var. Ağır yük serilerini burada da yapabiliriz yani. Hoş olur yani, güzel olur. Ben dip gaz ediyorum deli gibi. Ve geldi ilk bitiş. Finish yazıyor bakın, bitiş. Çalışıyor. Ana şuradan yol mu gidiyor? Devam mı ediyor? Burası sürpriz bundan sonrasını merak ettim ama. Ha, atlamak içinmiş. Bir şeymiş, ben de böyle gidiyorsa yol güzel olur diyecektim. Neyse arkadaşlar, videomuzu burada bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz sessiz video oldu biliyorum. Akşam gece saatlerinde, geç bir saatlerde çekiyorum şu anda. Gene geç kaldım. Neyse kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zilli bir butonu açarak da destekleyebilirsiniz. Hemen şu an üstümde bir adet BeamEngine ağır yük videosu ve sağ çapısının BeamEngine oynatma listesini hepsini izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.